burada Bayanlar baylar güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. Ve alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme Merve Trenchcoat'a doğru gidiyor. Aldı onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye atışı. Bravo Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu. Bilyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar. Milyoner FC'ye hoş geldiniz. Uğur Karakullukçu ve Mustafa Demirtaş'la birlikte haftayı değerlendireceğiz. Çok sıcak gelişmeler var. Fenerbahçe kazandı, Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe puan farkıyla haftayı lider kapatmış oldu. Transfer döneminin içindeyiz. Fenerbahçe Bonuç'u açıkladı. Kurunç geliyor. Galatasaray Berkan Kutlu'yu e, TFF'ye bildirdi, Berkan Kutlu takıma döndü. Onları da konuşacağız tabii ki e, ve e, hepsini değerlendireceğiz. Ama bir hatırlatma, sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner yeni reklam kampanyasıyla arkadaşlar hepinizin aslında iyi bildiği ve o çok aşina olduğunuz hisse gönderme yapıyor. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar diyor Bilyoner. Hepinizin başından geçmiştir. Örneğin kız arkadaşınız alışveriş yaparken sıkıldınız, Milyoner'den bültene bakıyorsunuz ya da akşam 8'deki maça öğlen bir de kupon yapınca bir anda maçın heyecanını yaşamaya başlıyorsunuz. Maçın eğlencesi Milyonere girdiğiniz an başlar diyoruz ve 250'den fazla lige bahis yapmak, güncel kampanyaları takip etmek için herkesi Milyonere davet ediyoruz. Hadi Hoş bakalım. geldiniz. Başlıyoruz. Hoş bulduk. Ee... Senin bir maç değerlendirmenle başlayalım. Hı hı. Galatasaray Sivas'ta niye yapamadığının cevabıyla başlayalım. E akşam şimdi, Uğur'da akşam Uğur da yayındaydı. E, evet, yani şimdi Galatasaray'ın yaşadığı eksiklik problemi hakikaten bahane için kullanılacak bir şey. Her yani şey değil de bazen oluyor ya ki aslında okunucu da eksikler bahane bu maçı kazanmalıydı diyor ama gerçekten bahane edilecek eksikler vardı Galatasaray'da ki zaten artık puan kayıplarına daha çok aklımıza geliyor ama işlerin yolunda gittiği zaman da dahi olmak üzere bir gerçeklik var. Galatasaray transfer planlamasında geçen sezonki takımda çok yardımcı olamadı. Yani üzerine çok bir şey inşa edemedi. bununla birlikte bir de mevcut kadrodaki yine oyunu sürükleyen oyunculardan birçoğunun olmaması. Beş bölgede birinci oyuncu eksik. O beş bölgenin ikinci oyuncusu da yoktu. Sağ ve Santrafor'un yedekleri de yoktu. Buna rağmen ben Galatasaray'dan beklediğimden özellikle 1-0'a kadar beklediğimden iyi bir oyun gördüm. Set Hücumları da bayağı akan oyunda pozisyona girdi. Ceza sahası içinde pozisyona girdi. Direkten dönen pozisyonlar var. Asıl problem 1-0'dan sonra başladı. Çok fazla güvendi 1-0 biteceğine maçın. Hakikaten oyun da onu gösteriyor olsa bile. Yani Sivas Pırın çok böyle acayip pozisyonu yoktu. Ama ne olursa olsun 1-0 her zaman ee, Anadolu takımlarına yani siz kazanmak zorunda olduğunuz rakiplere karşı o umudu hep taze tutar. Bir gol çünkü opsiyon her zaman olabilir yani. Bir, bir tane uzaktan şut olur, bir duran top karambol olur, bir şeyler olur. Ki öyle bir karambolden sonra penaltı çıktı. Galatasaray 2-0 için daha fazla reaksiyon vermesi gerekirdi. Bunun için oyunu aldığı Endombele'den de çok fazla katkı alamadı. Bazı farklı hamleler yapılabilirdi. Hani bu çok kesin eleştiri yapamam. Çünkü yedek kulübesi genç oyunculardan kurulu ama Mesela bir dribblingçi oyuncu aradım ben. Ki bunun zağını yapması gerekiyordu. Ama 90 dakika boyunca özellikle 1-0'dan sonra zağını yapması gerekiyordu. O derece işleri. Yapamadı. bir Gökdeniz Gürpüz hamlesi falan bekledim hocana biraz daha erken. Ee, ne kadar performans tartışılsa da topsuz hızlı bir oyuncu. Toplu hızlı değil de topsuz hızlı bir oyuncu. Kenara biraz daha hızlı desteği atabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu da çok kanıtlı bir şeydi. Yani Gökdeniz Gürpüz'ü şu ana kadar alt takım seviyesinde görmedik sadece bu hissettiğim bir şey. Yani sol kenara gökteniz atınca biraz daha top taşıyacak bir oyuncu olabilirdi. Ee, ama 2-0'ı bulamaması Galatasaray için asıl problem oldu. Ee, biraz da yazık oldu aslında eksiklere rağmen bence 1-0'a kadar özellikle iyi bir oyun vardı. Şimdi ben biraz çıldırdım neden? Bunu ee, bunun çok temel bir sebebi var yani. Aslında Galatasaray'ın her ne kadar e, yani transferi ben en önemli transfer olsa da, Galatasaray öyle bir takım ki Endomel'in komple oynamaması bile Gazzarre bugüne kadar çok etkilemedi. Evet, hmm. şey. Muhabirin düştü valik. Çok Oscar gibi. Kök mütekarsı düştü uzun yol şoförü. İlgi ama demir taşlar. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yarın Yorum, Yorum, her turizm. Öz demir taş <laughs> turizm. Yarımdan onur geçiyor bir Var bir video. Olur hiç Çikolatalı kek yok lan. Meyveli. Bu... Tamam muavin <laughs> tavrı var ya. Çikolataları vermiyorlar. Sanki çok par <laughs> para gibi. Meyveli. <laughs> çikolatalı yok sizin. Onun uluslararası güzel şey var. <laughs> Karikatürü. Meyveliyim de vitamin girsin bir yerden. Hakikaten. Abi. Evet. Nasıl ben çıldırdım falan diyordum İyi, ya. Ruh halim <laughs> çok yumuşadı, gereksiz oldu. Zaten Neyse. şu an sabah şeyi var ya, yani, <laughs> şu an çıldıramazsın. <laughs> Abi şöyle sakince anlatacağım. Şimdi Galatasaray'ın en önemli transferi 8 numara olmakla birlikte Galatasaray bugüne kadar Kerem Demirbaylaşık, Kaan Ayhan'la yolun birçok kısmını kat etti. Torreira'nın yanında daha idare eden oyuncular, biraz daha oyun bilgisi, sadece oyun bilgisiyle. Torreira'nın yanında belli bir seviye oynayabiliyorsunuz. Bu maçta da Sivasspor'un gerçekten Galatasaray'ı zorlayacak çok bir takati yoktu. Yani övüldüğünü falan da gördüm ama gerçekten oyun kalitesi olarak hiçbir şey yok neredeyse. Bir şey üretmesi mümkün değil. Elindeki bir tane böyle zar zor bir oyuncu çıkmış. Onu da Premier League'den alıp götürmüşler. Ee, Hakan Aslan neredeyse bir buçuk iki yıl aradan sonra ilk defa tekrar bir düzenli oynamaya dönüş noktasına geldi. Samu Saiz de Eyüp'e gidiyor. Samu yok. En önemli yani. Hakikaten en önemli oyuncusu. En, önemli oyuncusu yok. en, etkili oyuncularından biri. Yüzde yüz katılıyorum. Değil mi? Yüzde yüz katılıyorum. Çok beğendim bir oyuncu. Yani hakikaten takat yok. Oyuncu yok yani. Yani ileride bir şeyler yapabilecek oyuncu yok. İşte kontrataklarla işte baro maro yani yetersiz adamlar bir şeyler sıkıştırsa sıkıştıracak gibi ama bir üretkenlik yok. Tek yapılması gereken doğru pozisyon almak. ikinci topları toparlayabilmek. Ee, bu noktada ya Kaan Kerem Demirbay zaten bunlardan gerisi. Yani aslında Galatasaray'ın rol oyuncusunun rotasyon oyuncusu diyebileceğim yerli oyuncularından Endombele geride. Ya Allah kitap aşkına ya 3 yani bir kariyerim var Fransa milli takımı görmüştün. Gireceksin 15 dakika Mertens'in yerine 37 yaşındaki adamın yerine 15 dakika ikili mücadelelerde vücut koy yani. Tekrar direkt o Sivas'ları almasın yani bu kadar. Başka hiçbir beklenti yok Endombele'ye dair. 15 dakikada oyunu Sivas'a verdi. Bir Sivas baskısı oluştu. O, o yalan baskıdan da penaltı pozisyonu geldi. Ve Galatasaray'ın bütün taşları yerinden oynadı. Ya garibi Eyüp Aydın'ın Galatasaray kariyeri 10 dakika var mı? Galiba 10 dakika. Uzatmalarla birlikte 10 dakika vardı. 10 dakika bile yoktur. 10 dakika de oradan 2 dakika. 12-13 dakika toplam kariyeri var. Ha, bu bu bir birlikte olmuştur evet. Ee, son iki maçta. Ya Eyüp Aydın 12 dakikada Endombele'nin e, yakın dönem verdiği katkıdan fazlasını verdi. Evet. Ee, giriyor şutu var, hareketli, ee, duran topu var. Ya bir katkı sunuyor ya. Ya 209 bin euro hesapladım. İşte TL'sini girdim hesapladım güncel kurdan. 209 bin euro kazanıyor çocuk ya. İnsaf ya 200 bin senin maaşını küsuratına alan 6 aydır oynamamış çocuk senden iyiyse ya yeter artık bu kadar da değil ya. Ya bu kadar da futbolculuk değil. hala e, Endombel'in bedel ödetmediği maaşlarda olan iyi yürüyor ha. Bu adam işte sol ayağı da var falan. Ya da mesela yanına veriyor. Yanına verebiliyor. Yani beklenti dip olmuş ama artık bir Stockholm sendromu gibi Endombel'e iyi olsun diye düşünüyorsunuz ya yani gerçekten bir iş yapıyor. You have one job ya. İngilizce de biliyorsun kanım. You have one job ya. Bir tane ikili mücadeleye gireceksin ya. Bu kadar basit. Ya bunu da yap bunu da yapamayınca Zaha'ya bakıyorum. Allah belanı versin. Ger ger sonra Rodriguez'den ne fazlası var biri bana açıklasın yok. Hatta Gerson Rodriguez daha iyi çalım atıyor ya. Daha iyi çalım atıyor. O da daha taşa vuruyor. Zaha da denk gelince zaten daha taşa vuruyor e, ee, birebir de ya Burak Kapacak geriden gelip kayarak top alıyor Zadan ya. Ya Burak Kapacak savunmacı bile değil. Burak Kapacak e, belli bir seviyede hızıyla fark yaratmış kanatta. Ama e, daha üst seviyeye geldiği zaman bu yeterli olmamış. Demişler ki sen kanatta yapamıyorsun bari bek back ol. Bekte bir şeyler yap. Bu yani Burak Kapacak. Yani kim yani kimsenin bir kötü bir şey söylemiyorum ama savunmacı değil en azından yani. Ya sen gelip ayağından topu kayarak Burak Kapacak top alıyorsan biraz sorgula kendini. Gerçekten Babel'in son senesinde Babel'in yapamadığı çok şey vardı ama yaptığı şeyleri Babel, Zaha'dan iyi yapıyordu yani. Babel bile değil. 34 yaşındaki Babel Zaha'dan daha fazla katkı veriyordu. Şu takıma o Babel'i koysan daha top tutar falan. İndir, indirir şey yapar. 50 metre attığın zaman alacağı belli. En azından bu yaptığı şeyler vardı. Zaha hangisini yapıyor ya? Yani artık iyice esirliğe döndü yani. Zaha'nın esirisin. Zaha, Tete, Endombele. Babaları rehabilitasyon merkezi gibi kullanıyorlar Galatasaray'ı. Ya bunların maaşı Oliveira onu bunu ekle 20 milyon euro ediyor ya. Ayıp ya. Vallahi bile ayıp ya. Şu, şu maçta gerçekten Sivas'ın takat yok. Takımın iskeleti gerçekten elinden geleni yapıyor. İşte Torreira'sı olsun busu. Hani Kerem Demirbay çok iyi bir maç geçirmedim e, dün attığı gole rağmen ama ya Kerem Demirbay kötü hali Endombele'nin standartının üstünde yani kötü Demir kötü kötü Kerem Demirbay'dan Altay oynamamış Eyüp Aydın'dan nasıl daha kötü net daha kötü olabilirsin. Stoperler çok iyiydi. Nelson Zajakti bayağı iyiydi bence. Ee, o da ayakta tuttu yani maçı. Ya zaten Nerson'la Abdülkerim... Abdülkerim atacaktı zaten golü de. Sonra, Aynen zaten ileri çıkınca da çift, ben... Çiftçi Sol oynadılar Baran'la. Sağ kanatta çalım deniyordu abi en son Abdülkerim. Baran, baran'la çıktı çiftçi oynadılar. Attı, evet. attı çalım attı. sağa çıktı çalım atıyor. Sol ayaklı stoper. Aklımı yitireceğim ya. Ya bir de... Ya bu arada bir de talihsizlik oldu. Baran topa vurdu orada. Vurdu. Ee, Aynen. Abdülkerim'e Aynen. çarptı. Gollü evet. yani. Evet. Ya Abdülkerim'i arada şöyle yapacaklar ya. Ya Abdülkerim Bey rica etsek, bir de gol atmak lazım. Siz çıkıp atar mısınız? Icard'dan tamam, sonra en iyi bitirici bu arada. Çayım bitsin, gidiyorum <laughs> filan deyip değil mi Öyle bir şey. Peki abi ama şunu söyleyeceğim bak dediğinin konunun devamına. Galatasaray bu riski kendi kendine aldı abi. Sene başında defalarca anlattınız sizde Eldeki ihtiyaç belliydi. Orta sahada Sergio Oliveira'nın yerine daha işte biraz daha hareketli bir oyuncu deniyordu. Bir tane de sol deniyordu. Esas ana ihtiyaçlar bunlardı. E yine ana ihtiyaçlar bunlar. Şimdi bazı bölgelerde bir iki büyük risk almayı anlarım. Ama Galatasaray her denemesinde bir risk var. Zaha zaten bekliyorduk ki Kasım Aralık'ta hazır olur mu? Hı -hı. Öyle başladık. Ziye, yani Zaha geçen sene de çok istikrarlı bir oyuncu görünümünde değildi Crystal Palace'da. Sakatlıkları oldu vesaire. Ziye yine aynı şekilde. Chelsea'de çok istikrarlı bir sezon geçirmedi. Endombele zaten... Daha cehildi. uzun süredir yok Daha uzun süredir yok. Hatta Davinson bile düzenli oynayan oyuncu konumunda değildi. Davison'da bile belli bir aşama evet. kaydetmen gerekirken. Ama o yani. işte en azından yedekti yani. Şey çok evet. Ama orada da, da Nelson'u kaybetti bak, şey oldu, fut kırdın. Futbolcu böyle olur ama Bak mesela. Davinson ara ara oynuyor, sakatlık problemleri var diyorsun ama bak geldiği zaman ulan bu kalitesi çok üstünde ligin ya da Nelson'un bile üstünde adam. E, 25 maestro'nun işte, adamdan daha iyi yani. Ama işte bu Angelino'da da belli ki risk almışsın. Benim oyun sistemime uygun değilmiş filan. ...na geldik? Anelior. <laughs> yani ya sürpriz değildi ki bu adam Manchester City'de Leipzig'te oynadı yani. Anelior listenin birinci oynadı. sırasıydı. Evet yani. Tercih... E geldi. Ya, hatasıymış aslında, yani ben. Şey adam, sistem yani. Sistem havuzda zaten abi. Zaha, Ziyeh, Endombele, Davinson, Angelinho bak 5 tane adam sayıyorum. 5 tane zar atmışsın. Davinson tuttu okey falan diyoruz. Peki, Dan, bak Davinson çok, tuttu ama. Tuttu Davinson... oluyor tutmaması lazım. Bak birisi ihtiyaç birisi lüks. Davinson lüks. Davinson. Evet, evet. Mesela Davinson gibi bir şey olmasa Oy, Oyun, problemi... daha iyi oldu ama şu an her sonunda oynuyorsun Mesela Mesela Emin Bayram evet. kaldı. Nelson 11 oynuyor. Formsuzdu bir süre. Ama formunu buldu mesela. 3-4 maç üstünde. Böyle olacak yani. Aslında Nelson problemi Eylül ayı çözülecekmiş yani. Eylül gibi falan biraz hafif sallantılı geçip sonra Nelson performansı olacakmış. Davinson'dan da daha... ben Davinson'a hala net çekildi daha iyi. Sorun yok yani. Bir upgrade Davinson. Ama ihtiyacın olan bir upgrade değil yani. Ya orta sahaya Davinson netliğinde bir ismi ihtiyaç var. Yani gömlek vardı. yok, evet. ceketi daha iyisine almışsın. Ama gömlek yok içinde falan. Peki ikinci bir soru mi? soracağım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ye şey olmasaydı durumu, bu transferler olur muydu? Olmazdı abi. Ay bu Şampiyonlar Ligi bazen şampiyon takımlarının başına bela alıyor biliyor musun? Yani garip bir şekilde bela alıyor derken kötü bir şey değil de planlama garip bir şekilde şey gidiyor. Biz nasıl olsa Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağız. Orada işte son 16'ya gideceğiz, gruptan çıkacağız. Önümüze gelen fırsatı alalım. Hani Şamp isimli yıldız kurmak diye bir saçma. bir kez ya. beş batışı da şeyde olmuştu. Bu, bu sadece zamanı şampiyon olduktan sonra bayağı Ferrariler falan doluştu ortalığı ve bayağı bir sonra feda son sezona kadar gitmişti iş. Bir de bu daha bir şey oluyor yani. Keşke hiç böyle bir moda girmeseydik Altı Saray. Geçen sezonki bir daha alkılcıl. Mesela geçen sene de geliyordu. Fikret Orman dönemi de aynı oldu. Mertens ben arada Raşista da sıkışıyordu yani. yani. Bir denge unsuru da geliyordu. Şimdi tamamen böyle zar atma transferi. Zaten o zaman biraz belliydi yazın gerçekten. Ee, mesela şunu söylüyorduk. En azından sağ kanadın geçen sezonki gibi devam etsin. ya yani bazı bölgelerin en azından o kadar kimyayı bozma. Başka bölgelerde hani risk al.